Hepinize yeni bir PUBG Mobile videosundan merhaba dostlar. Bugün sizlere sezon 18'de Fatih'e kasmak isteyen arkadaşlar varsa nasıl bir yol ilerlemeli onları sizlere birazcık anlatacağım. Hadi videomuza geçelim. Videomuza geçmeden önce aşağıdan birer tanecik like bırakarak bana destek olabilirsiniz. Eğer hala kanalıma abone değilseniz de abone olup bildirimleri açarak da yine aynı şekilde destek olabilirsiniz. Şimdi ben bugün sizlere göstereceğim bir taktik var ama o taktiği şu anlık paylaşmayacağım. Neden derseniz ben bu taktiği paylaşırsam yeni sezon gelmeden bu bug kapatılacağı için ya bu taktik kapatılacağı için hiçbir işinize yaramayacak. Ama sizlere şunu söyleyeyim, yeni sezon geldiğinde birçoğunuz belki de biliyordur bu taktiği falan diye yine de söyleyeyim. Yeni sezon 15 Mart'ta biliyorsunuz ki bitecek, hani sezon 17-15 Mart'ta bitecek, 16'sı boş geçecek ve 17'si de yeni sezona başlayacağız. Ayın 16'sında yeni sezon gelmeden bir gün önce ben sizlere bir video paylaşacağım. O videoda isteyen arkadaşlar As Ligi'ne çıkmadan Taş Ligi'ne belki sizin yaptığınız zamana göre değişir. Kesin ve net bir şekilde yarım saatte Fatih olma taktiği göstereceğim sizlere ve bu cidden bu arada gerçek bir taktik. Tek yapmanız gereken birinci hafta içerisinde Platin Ligi olsun, Elmas Ligi olsun, Taş Ligi olsun ilk 500'e girmek. Eğer ki sen ilk 500'e girersen birinci haftada Fatih olabiliyorsun ve ben de bu bug'ı sizlere ayın 16'sında paylaşacağım. Hani isteyenler çerçeveyi de alabilirler fakat birazcık süre kısıtlı olacak. Mesela şöyle anlatayım ben sizlere, tam detaylı anlatmayacağım çünkü kapanma riski yüksek oraya anlatırsam. Bir yarım saat süreniz var. Eğer o yarım saat içerisinde siz ilk 500'deyseniz o attığınız maçlar sizlerin Fatih Ligi olarak sayılıyor, haberiniz olsun. Şimdi diyelim ki sen sezon 18'de Fatih'e kasmak istiyorsun, belki şu anda sezon 17'deyiz hala Fatih'e falan kasıyorsunuz diye ben sizlere detaylı bir anlatım yapacağım. Daha sonrasında ise yine videomuzu sonlandırırız. Tabi hala like etmezsen bir like'ını alırım. Bu taktiği kaçırmak istemeyen 16 Mart'ta kesin ve net bir şekilde kanalımı izlesin, yani haberiniz olsun. Şimdi şu anda biliyorsunuz ki sezon 17'de, sen bu videoyu izlerken büyük ihtimalle sezon 17'de olacaksın. Belki de 18'e girmişizdir, bilmiyorum ama neyse. Şimdi sizlere söyleyeceğim şey, bana yayında çok fazla soruyorsunuz. Cevaplasam da cevaplamasam da yine aynı şekilde bu soru tekrar tekrar gelmeye devam ediyor. Ben bu videoda özet olarak söyleyeyim. Belki hani geçmişte soranların düşüncesi falan hani şey yapar, işte anlar olayı falan filan, bir daha sormazlar diye söyleyeyim. Şimdi sen sezon 17'de, fark etmez bu başka bir sezon da olabilir, eğer ki sen bu sezonu As Ligi'nde bitirirsen PUBG Mobile seni diğer sezon Platin 2'den başlatıyor. Bak ama sezon sonuna kadar az kalman gerekiyor. Düşersen Platin 5'ten başlarsın. Neden dersen taç olan herkesi PUBG Mobile Platin 5'ten başlatıyor, elmas olanları ise altın 2'den başlatıyor. Zaten onun altına da boş verin yani. Zaten genelde herkes elmasa çıktığı için, silah deseni vesaire olması için genelde elmasa çıkıyorlar. Bilmeyen arkadaşlar var, zaten Royal Pass videosu falan paylaşmıştım kanalda. Sezon 18'de PUBG Mobile DP benzeri, yani DP benzeri diyorum, maskara deseni karışık DP deseni yapacak. Böyle karışık bir şey, haberiniz olsun ya yani, bilmeyenler varsa diye söylüyorum. Herkes Elmas Ligi'ne çıkıp 5 maç oynadıklarında bunu alacaklar. Eğer ki sen Fatih olmak istiyorsan bu bug'ı diyelim ki yapamadın. Tamam, benim size söylediğim bug var. Onu zaten paylaştığımda göreceksiniz. Diyelim ki yapamadın. Şöyle bir şey var. PUBG Mobile'da sen Fatih olmak istiyorsan As Ligi'ne çıkıp ilk 500'e girmen gerekiyor. Aslında o bug'da As Ligi'ne çıkmadan yapılan versiyonu falan vesaire düşünebilirsiniz bunu. Şimdi sen bu sezon Fatih'e kastın ya da diğer sezon kastacaksın falan filan. Öneri olarak benden az çok yayında hepiniz soruyorsunuz işte. Taç 3'üm Fatih olur muyum? Plat 5'im Fatih olur muyum? Bronz 6'yım Fatih olur muyum? Bronz 6'yı bu arada ben yaşadım. Şimdi sen ilk önce kendine bak, nerede kasacağını karar ver. Eğer bu bug'ı yapmak istiyorsan benim sana 2 tane önerim var. 5N tekli, 3N tekli. Yani 3'ün şahısı 1'in şahısı bu taktiği aşırı aşırı kolay yapabilirsin. Sana şu anda önerim, bu sezon mesela örnek veriyorum, hala 15-20 gün arası var. Git 5N tekli ya da 3. şahısı tekliye taç yap. Bak eğer bunu taç yaparsan, 5'ine tekte taş yaparsan bu bug'ı yapman için bir hafta süren var. Yani bir haftada rahat rahat yaparsın, hatta 2 haftaya kadar uzayabilir. Fakat bütün şahıs tekte ise bu bug'ı yapman birazcık zor. Neden dersen 7 gün içerisinde yapabiliyorsun. Bunu yapmak isteyen 6 gün içerisinde yapabiliyor. 6 günden sonra yine As Ligi'ne çıktığı için orada yapamıyor. Fakat 5'ine tekte yaparsan, eğer sen bunu 5'ine tekte yaparsan orada hemen As Ligi istemediği için, mesela bu sezon işte 5 haftada mı 6 haftada mı ne As Ligi şartı istedim.
istedi. Hani bu taktik size bağlı. Ben sizlere as olmadan Fatih olmayı göstereceğim. İsteyen kullansın, ister kullanmasın. Fatih ünvanınızı da alıyorsunuz, çerçeveyi de alabiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Bana bir diğer sorduğunuz soru, buna özel video bile çekmeme rağmen, kaç puanda Fatih olunur videosu çekmeme rağmen yine bana soruyorsunuz. Ben de hemen sizlere tekrardan cevaplayayım. Mesela buradan geliyorsunuz Selena 17'ye. Ben zaten biliyorsunuz ki 3-4 kere falan Fatih çerçevesi aldım. Hani bildiğim bilgileri de sizlere veriyorum. Çünkü sizin de Fatih olmanızı istiyorum. Şu an mesela takımda Fatih'e kassan, bak takımı da Fatih'e kassan, bugün itibariyle senden istediği puan As Ligi artı 18 yıldız. Bak As Ligi artı 18. Hani buraya gelip sadece kendine işkence çektirirsin, ben sana onu söyleyeyim. O yüzden önermiyorum. Eşli kasan arkadaşlara bak, tek önerim de şu: eğer ki eşin 2 gün sonra seni satıp kardeşim ben bırakıyorum, son adamda çok alan kalıyor, ben rank kasmayacağım derse, o gün işte sen bitersin. O yüzden eğer ki eşli kasacaksan cidden bak, kasacağın arkadaşının kasacağından emin ol. Yoksa bütün emeklerin boşa gidecek. Peki benim önerime gelecek olursak da benim önerim şahsen tekli kasma zor. Çünkü neden derseniz, tek kişi olursunuz, kafanız rahat olur, loot paylaşma derdi yok. Ondan sonra tek sıkıntısı, tek kötü yanı, öldüğünde kaldıracak hiçbir zaman bir arkadaşın olmayacak ve bunu ona göre hareket etmen gerekiyor. Tekli de araçsız kalırsan ölme ihtimalin %99,99 diyebilirim. Çünkü herkes yılanlıyor ve son alanda 30-40 kişi falan kalıyor yani. Ben bizzat yaşadım, kendim yaşıyorum zaten. Emülatörde o alanı yaşamasak da mobilde çok rahat yaşayabiliyorsunuz. Keşke bana nasip olsa güzel mobil cihaz alsam, yayında mobille oynayıp kasabilsem, ama yayıncı biz de C7 ile kasıyoruz. İşte 5 FPS 10 FPS alıyoruz, onunla Fatih oluyoruz. Hani Fatih'e kasmak isteyenleri arkadaşlara 5 FPS 10 FPS fark etmez. Bak Fatih git 5 FPS ol, dalga geçsinler, boş ver. Ama onlar 60 FPS'i Fatih olamıyorlar. Bence bunlar onu düşünsünler. Senin hiç olmazsa hava atacak bir şeklin var aga. Ben 5 FPS'de Fatih oldum, sen olamıyorsun diyeceksin. Belki sana diyecekler ki 2KD ile Fatih oldun, ama onlar 1KD ile bile Fatih olamayan insanlardır. Bak bunu cidden söyleyen budur. Hani hayatı boyunca rank kasmamıştır. Çünkü rank kasan, rank kasan derdini anlar. Bunu kesin ve net bilgi yani. Hani kendim biliyorum rank kastığım için, siz beni anlıyorsunuz. Beni şu an bu videoda anlamayan varsa büyük ihtimal daha öncesinde rank kasmamıştır. Mesela şu an kamerayı ortaya koydum. Bizim ekip Dan Vincent var, Halil birçoğunuz bilir. Burada mesela kendisi şu an Note 8 cihaz var, 40 FPS falan alıyor ama maç sonu bu da 10 FPS falan alıyor. Yani çok da kaliteli bir cihazı yok. Mesela şu anda kendisi 85. sırada ve bizim ekipten birisi bu arada. Hani siz de mesela Fatih'e kasarsanız FPS bu arada hiç önemli değil. Fotoğrafı bu arada bilerek kapatıyorum çünkü Murat abinin el hareketi yaptığı fotoğrafı görmüş buraya. O yüzden hani YouTube ihtar mihtar atar, o yüzden kapatıyorum. Yani 3KD ile Fatih olmuş. Bence eğer sen de istersen her türlü olursun. Hele hele 1KD ile bile Fatih olmak mümkün. Ben geçen sezon TikTok'ta bir video gördüm. Adam ilk 100'e girmiş, 0.80KD'si var. Arkadaşının da 0.20KD'si var. Hani ikisi birbirini toplamışlar, 1KD diyor ve sezon ilk 100 sıralamasına girmişler. Nasıl yaptılar Ortadoğu'da hiç bilmiyorum. Peki 3. şahıs tekli sezon sonu kaç puanda bitiyor diyen arkadaşlar için de şunu söyleyeyim. Geçen sezon As 3.5'da bitti. Ondan önceki sezon As 3.75'de bitti. Şu an ise As 4'e yaklaştı. Yani As 4 puanı istiyor. Neden derseniz, bu sezon hani birçoğunuz beni dinleyip tekliye oturdu, rank kastı falan filan. Bazılarınız 2 hafta dolduktan sonra artık olmuyor, puan vermiyor falan, son anda çok adam kalıyor diye bıraktınız ve diğerleri bundan faydalanıp sen bıraktığın için diğerleri Fatih oldu. İşte asıl amacınız bırakmayacaksınız. Çünkü son anda 30-40 kişi kaldığında aslında PUBG Mobile'de daha çok puan veriyor. O alan geldiğinde buggy'e biniyorsun, son alanda geziyorsun. Beşeniye tekliğe gelecek olursak, genelde her sezon, bak bu sezondan önceki bütün sezonlarda, burada 100'ün sıradaki adamı sadece as olarak görürdünüz. O da zaten hani as olma şartı falan var ya Fatih için. Hani o da öyle oluyordu. Mesela şu anda as 1.5'a bile gelmiş, sezon sonu burası as 2'ye doğru çıkacak. Hani 5'ye tekliği bakın kimse oynamaz ama hani bu sezon artık herkes 5'ye tekliğe falan da çöktü. Burada kimse oynamıyor diye. O yüzden burası da kalabalık. Burası da genelde sezon sonu as olarak bitiyordu. Hani daha fazlası istemiyordu sizden, ama bu sezon as 1.5 oldu. Olacak gibi, ama as 1.5 olarak da bitmeyecek bu arada. Hani ilk 100'e girmek as 1.5. Sezon sonu ilk 500'e girmek maksimum as 1 olarak biter arkadaşlar. Bunu da sizlere söyleyeyim yani, haberiniz olsun. Ben de zaten biliyorsunuz, ben YouTube'da canlı yayın açıp 5'ten 7'ye kadar oturup sizlerle rank kasıp sohbet ediyorum. Hani yatıyorum bir köşeye,
4-5 kill alıyoruz. Bazen 3 kill alıyoruz. Maç sonu gaza geliyoruz. Skopumuz falan oluyor. Uzak mesafe adam vuruyoruz. 6 killimiz oluyor falan filan. Ben şahsen böyle kastım Fatih'e. Ve şu anda KD'm 2-20. Bazı maçlar öldük. 0 kill ile KD'ye düştü. Bazı maçlar gittik 5 kill aldık. Bazı maçlar 6 kill aldık falan filan. Öyle öyle arttırdık. Emülatörde Fatih'e kasan arkadaşlar için de şunu söyleyeyim. Puan durumu aynen şu an böyle. Hani 2 kill ile 2 kill diyorum. 4 kill ile 2. oluyorsun. Artı 6. 6 kill ile 2. oluyorsun. Artı 9. Hani ben emülatörde bu şekilde kastım hani birçoğunu. Eğer ki sadece mobilden Fatih'e kassam maksimum benim 100 maçımı alır. Emülatör mobil kastığım için bu sezon 130 maçta falan ben Fatih oldum. Yediğim eksiler de dahil ama bu sezon pek fazla eksi yemedim. Ghost'lara inat delayı baya baya koydu. Burada da dünün maçları var. Hani belki aranızda bakmak isteyen arkadaşlar vardır diye bunları da sizlere koyayım. Mesela bu şekilde puanlar veriyor. Bir az veriyor, bir çok veriyor. Hani ben elimden geleni yapıyorum puan almak için. Bazen bir kill'im oluyor, bazen 6 kill, bazen 7. Hani değişiyor. Bu sürekli değişen bir şey. Evet, bu videolukta benden bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım elimden geleni de sizlere yardımcı olabilmişimdir. Başka aklınıza takılan bir şeyler varsa aşağı yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Eğer video çekebileceğim bir şeyse video çekerim. Olmadı yayında söylerim ya da işte bir videonun başında falan söylerim. En kötü yorumunuzu cevaplar oraya yazarım yani sorunuzu. Ben kaçıyorum. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Bay bay. Money I be making, I'ma burn 'em, burn 'em, I'ma murk 'em.